Pazar yerlerinin çevresinde tezgah açıp satış yapan seyyarlar hemen hemen herkesin dikkatini çekmiştir. Vergi vermeden satış yapan bu kişiler maalesef haksız rekabete de neden oluyor. Ayrıca görüntü kirliliği de yaratıyor. Gelen şikayetler üzerine Antalya Semt Pazarcılar Odası seyyar satıcılar için kolları sıvadı ve kentte kurulan tüm pazarlarda seyyar avına çıktı. Kanal ve haber ekibinin de takip ettiği o çalışmanın görüntülerini izleyeceğiz şimdi. Zabıtı uyarıyor. Onlarsa hiçbir şey yokmuş gibi tezgah açmaya devam ediyor. Benim esnafım vergisini ödüyor, Bağkur'unu yatırıyor, sigortasını yatırıyor, işgale ücretini ödüyor. Onların direkt hiç masrafsız, direkt geliyorlar. Haksız bir rekabet var. Semt pazarlarının dışında kurulan seyyar tezgahlar hem pazarcılara hem de mahalleye yaka siktirdi. Gelen şikayetler üzerine Antalya Semt Pazarcıları Odası haksız rekabete neden olan seyyar satıcılar için kolları sıvadı. İş yapamadığı için çok rahatsızdı. Çünkü pazarın kapasitesinin 3 katı dışarıda seyyar kuruluyor. Antalya'da bir haftada açılan 160 tane pazar var. Haftalık periyot yapacağız. Konyaaltı bölgesinde şu anda 8 tane pazarımız açılıyor. Kepez bölgesinde 50'ye yakın pazarımız var. Muratpaşa bölgesinde 40'a yakın ve bunların tamamında da seyyar satıcılarla mücadeleye devam edeceğiz. Liman kapalı pazarının yanı başındaki bu caddede de yüzlerce seyyar satıcı vardı. Yapılan denetimler sonrası gördüğünüz gibi caddede tek bir tane bile seyyar satıcı kalmadı. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, zabıtanın önce uyardığını, uyarılara uyulmadığı durumda seyyar satıcılara ceza yazdığını söylüyor. Tezgahları kaldırıyorlar, açarlarsa malını da koyuyor. Ya da cezayı işlem uyguluyorlar. Kaldırılan tezgah ve seyyar arabalar seyyar satıcıları üzse de vergi ödeyen pazarcılar çalışmadan oldukça memnun.